Olcancığım, bunlar kendi kendilerini yıkamayacaklar biliyorsun değil mi? Bir noktada bir el atman gerekiyor. Biliyorum sisterim, biliyorum. Yapacağım bir ara, takılma sen. Ne ara yapacaksın acaba? Hayır, giyecek kıyafet bulamayıncaysa eğer ben oraya çok yaklaştım, haberin olsun. Kızım, ben senin bulaşık işine karışıyor muyum? Karışmıyorum. Dün canım benim çay içmek istedi ama ince belli bardak olmadığı için, çay bardağı olmadığı için gittim su bardağında çay içtiğim için ben senin beynini yedim mi yemedim. Ay paşam, kusura bakmayın ama ben o iki tane ince belli çay bardağı için koskoca makineyi çalıştırmıyorum. Onun bir birikmesini bekliyorum önce. Baş sivri zeka. Bayan sivri zeka, iki tane elin olduğunu unutuyorsun galiba. Bak su, sabun, bardakları ve sen, vallahi billahi başka bir şeye gerek yok. Lan oğlum yeter, susun ya sabah sabah, Allah Allah. Bir tartışmayın artık kardeşim. Herkes üstüne düşeni yapacak bu evde, hadi. Ya Fadirem, ama işte eve yorgun geliyorum. O yüzden de çamaşırlık halim kalmıyor. İşte o zaman çalışma, o zaman çalışma. Madem millet hamburger götüreceğim diye bize temiz kıyafet çıkartmıyorsun, o zaman çalışma olacaksın. Allah'ım ya, sistrimdeki düz mantığa bakar mısın? Aferin sen. Ya tamam, her yorgun morgun, herkes üstüne düşeni yapacak. Tamam o kadar ya, hadi. Annemden haber var mı bari? Ne zaman çıkıyormuş? İstemeden oldu. Pişmanım demiş ifadesinde. Avukat da ilk mahkemesinden sonra salarlar demiş. Ne bileyim ben. Bu çok iyi bir haber. Vallahi madırım, çıkana kadar bizim de içimizde tost ve makarna ağacı çıkacak yalnız. Oğlum ne yapayım ya? Allah Allah. Benim bildiğim de bu kadar. Adım Iğdır, elimden gelen budur. Ben aşçı mıyım ya? Yemek yapmasını bileyim. Anca bunu yapıyorum işte. Aa, Ömerler çıkmış. Al tostun, eline gidelim. Ben size gelmeyeceğim. Olcan yeter oğlum. Bak vallahi çok uzattınız artık ha bu küslük meselesini. Ayrıca bak bu kadar Bahadir'i atlattınız, zehirlendiniz, hastanelere düştünüz ya. Yeter, uzatmayın oğlum artık. O başka, bu başka. Hastanede değiliz artık. Siz küsmüşsünüz hala ya. Ben barıştığınızı sanıyordum. Yo, barışmadık. O nereden çıktı? Barışmayacağım da. O Ömer gelip özür dileyene kadar da barışmayı düşünmüyorum. Küsmeye devam. Ya oğlum tamam da Ömer kötü bir şey yaptığını düşünmüyor. Yani midyeci mafyasının elinden seni kurtardığını düşünüyor çocuk. Ya bana ne? Bana ne? Bence yanlış. Ben kendimi korurdum. O yüzden de küstüğe devam. Takılmayın ya siz. Oh. Rüzgarların sınıfına gidip özel ders isteyen var mı diye soracağım. Kira yaklaşıyor. Ben de Gonca ablayı temizlik işi için yazdım ama ses yok. Arayacağım bakalım. Tamam, halledeceğim ben. Halledeceğim. Ya tamam kız, normal yollardan halledeceğim. Merak etme. Günaydın. Günaydın. Benim dükkana uğramam lazım. Oradan geçeceğim okula. Sonra görüşürüz kızla. Bak, 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 bak. Görüşürüz kızlar. Aman konuşursun, aman konuş. Babam da sıkıştırdı evden mi uzattınız diye ama yok, illa sen özür dileyecekmişsin. Ya kızım saçmalama, onu korumaya çalışıyorum diye özür mü dilenir? Ya tamam, dilenmez de uzatmasın diye dile geç işte ya, ne olacak? Ya saçmalama Asiye ya, gerek var mı öyle gereksiz bir kaprise? Bence de aşırı gereksiz bir kapris. Zaten annem içeride, evde işler karman çorman. Bir de sizin küslüğünüze ne gerek var? Yengemin ne zaman çıkacağı belli mi? Avukat ilk duruşmada çıkar büyük ihtimalle dedi. O zamana kadar içeride kalacakmış. Anneme kızgın olduğunuzu biliyorum. Benden saklamanıza gerek yok. Yani niye kızgın olduğumuzu da biliyorsun o zaman. Ya hadi bizi geçtim ya, öyle bir şey olsaydı. Ha? Ben hala oradayım kızım. Tamam öyle de Ömer, ben ne yapayım şimdi? Ne yapayım? Ne diyeyim sana yani? Annem o da benim. Öyle de yapsa, böyle de yapsa annem. Üzülüyorum yani. Acımasız olduğunu bilmek bir şey değiştirmiyor. Tamam, hadi gel. Hadi. Aa, yaş. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.